Hain darbe girişiminin ve milletimizin kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz'un yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anmaya devam ediyoruz. Unutulmaz mücadeleye omuz verenlerden biri Profesör Doktor İlhan Varank'tı değerli izleyenler. İstanbul Saraçhane'de FETÖ'cü hainlerin kurşunuyla şehit oldu. İlhan Varank'ın eşi ve ablası 8 yıl önce yaşananları TRT Haber'e anlattı. Yani dille anlatılabilecek bir özlem değil yani. Her kapı vuruluşunda sanki akşam tekrar o geliyormuş gibi hissediyorsunuz. Anıları da, acıları da hala taze. Eşinin hainlere karşı direnirken şehit düştüğü gece daha dün gibi. Hani böyle tertemiz giyinmiş, abdestini almış. Tam kapıdan çıkarken işte o helallik istemişti ve hani helal olsun dedim de yani bunu şimdi istemen çok hoş olmadı gibi böyle bir konuşma geçti aramızda. Öyle çekip gitti ve en son gördüğümüz işte o oldu. Profesör Doktor İlhan Varank darbe girişimine tereddütsüz karşı koyanlardan biriydi. İlhan Varank 15 Temmuz gecesi önce Vatan Caddesi'ne gitti. Oradaki direnişin sonuç vermesi ve darbecilerin teslim olmasından sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne koştu. Belediye önünde halka ateş açan darbeciler tarafından vurularak şehit edildi. Şehit edildiğinde 45 yaşındaydı. Hayatını eğitime adamıştı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın abisiydi. Geride eşini, iki evladını, kardeşlerini bıraktı. Benim yaşadığım en kötü geceydi. Dışarı çıkmadan bir yarım saat, bir saat önce beni aradı İlhan. Ben böyle çok ağlıyordum yani. O kadar kötüydüm ki işte o 80 darbesini yaşamışım. Biliyorum ortamı neler olabileceğini biliyorum. Artı işte demokratik bir ortam var. Hiç o sürece benzemiyor. 80 darbesine ülkeyi götüren sürece benzemiyor. Ablası o gece İlhan Varank'la son kez telefonla görüştü. Saraçhane'ye insanlar çağrılıyormuş. Fatih'i bilenler bilirler. O caddelerden diyorlar akın akın insanlar yukarı doğru çıkmışlar. İlhan da onlarla beraber çıkmış. Milletin kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz gecesini şehadetiyle taçlandıranlardan sadece biri oldu Profesör Doktor İlhan Varank. Onun miras bıraktığı vatan sevgisine şimdi ailesi sahip çıkıyor. Benim işte yapmaya çalıştığım devletimiz adına, ülkemiz adına yani milletimiz adına dik duruşlu çocuklar yetiştirmek. Tek istediğim bu.